Köyceğiz, Muğla iline bağlı bir ilçe ve aynı zamanda bir göl adıdır. Köyceğiz ilçesi, Muğla merkeze yaklaşık 60 km uzaklıkta ve Dalyan ile Ortaca ilçelerine yakındır. Köyceğiz Gölü, ilçenin önemli doğal güzelliklerden biridir. Göl, Dalyan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulunur ve çevresi doğal yaşamın korunduğu bir alan olarak bilinir. Farklı türlerde kuşların göç rotalarında bulunduğu ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yaptığı için doğa tutkunları için önemli bir noktadır. Ayrıca Köyceğiz yakınlarında bulunan Kavanos Antik Kenti ve Dalyan'daki kral mezarları gibi tarihi ve kültürel alanlar da bölgenin turistik cazibesini artıran diğer yerlerdir. Köyceğiz aynı zamanda doğal güzellikleri, temiz plajları ve sakin atmosferiyle de ziyaretçilerine dinlendirici bir tatil imkanı sunar. Biz konaklamamızı ikinci koyunda yaptık. İkinci koyunda çadır ile gelirseniz çadır yeri için 400 lira alıyorlar. Kendi çadırları var. Kendi çadırlarına kalırsanız 500 lira bir ücret alıyorlar. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Ayrıca yaz mevsiminde kalabalık olduğu için ben kendi çadırımla gider kalırım diyenler için erkenden gitmelerini tavsiye ederim. Aksi takdirde yer kalmayabiliyor. Ağaçlık alan belirli olduğu için, belirli yerlerde olduğu için çadır kurma yeri azalıyor. Güneşli yerde de çadır kuramıyorsunuz çünkü hava sıcak. Akşamları havası serin, üstünüzü örtmeniz gerekiyor. Girişi bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş ben size anlatacağım. Sahile bu şekilde. Sahile duş yerleri var. Duş yerleri sağ tarafta bulunuyor. Sol taraf ücretli başka bir kamp alanı. Denizi çok temiz. Çok güzel bir denizi var. Karşıda yatlar bağlandığı küçük bir liman var. Gemilerin, yatların, teknelerin bağlandığı küçük bir liman var. Şezlonglar ücretli. Biz kendi sandalyemizi, kamp sandalyemizi alarak sahile gelip oturduk. Yüzdükten sonra duş yerlerinden duş alarak tekrardan geri çadırımıza gittik. Yiyecekler kafe var. Buradan sabah kahvaltı ve akşam yemek veya da öğlen yemek temin edebilirsiniz. Fiyatlar uygun. Fiyatları da ben sizlerle paylaşacağım. Bununla beraber çadırda teçhizatıyla gelen tüp, tava, tenceresiyle gelen kendi yemeğini kendisi yapıyordu. Sizler de yapabilirsiniz. Çadıra gelmeden önce 15 veya 20 metre uzunluğunda güç elektrik kablosuyla, uzatma kablosuyla gelmeniz gerekiyor. Sizlere bir buzdolabı veriyorlar. Bu buzdolabını çalıştırmanız için bu kablo şart, gerekli. Eğer yanınızda getirmezseniz burada temin etmesi zor. Açıkçası yok diyebilirim. Kamp alanının dışında uygun marketler bulunuyor. Buralardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Yine günlüğü 2024 Temmuz ayı için 2000 TL'den başlayan apart fiyatları da bulunuyor. Çadırın kafeteryasının bu şekilde fiyatları var arkadaşlar. Biz ızgara köfte tercih ettik. İçecek fiyatları da burada bu şekilde yazıyor. Sizler için detaylı ben bunları çekmek istedim. Gelmek istiyorsanız fiyatlar uygun. Sabah kahvaltısı iki kişilik bu şekilde bir kahvaltı tabağı istedik. Yanında büyük çay geldi. Kahvaltı 4 kişilik bir aile için yeterliydi. Kahvaltı yaptığımız alanın manzarası bu şekildeydi. Sabah sakin, serin bir ortamda kahvaltınızı kamp kafeteryasında yapabiliyorsunuz. Çadır alanını sizlere göstermek isterdim ama aileler kalabalık olduğu için onları çekip rahatsız etmek istemedim. Dolayısıyla çadırların kaldığı, çadırda kalınan yerleri çekmedim. Çadır alanı hemen bu şezlongların arka tarafında, ağaçların altında bulunuyor.
Köyceğiz tam bir su cenneti. Denizi, gölü, gölü besleyen ırmakları ve denize bağlayan kanal ile değil sadece. İlçenin neresini birkaç metre kazsanız tertemiz su fışkırıyor. Bu nedenle tarıma da çok elverişli. Alttan sürekli su alan bitkileri yaz güneşinin yakıcılığı bile sarartmıyor. Etraf dağlarla çevrili, dağlar günlük ve çam ormanlarıyla kaplı, çam ve günlük ağaçların birlikte oluşturdukları orman dünyanın başka bir yerinde yok. Göl çevresinde yürüyerek veya otomobil yapılacak bir gezi çok zevkli olacak. Gölde tekne turu da ilgi çekici. Balık tutmaya meraklıysanız giderken olta takımları götürmeyi unutmayın. Paspatur Çarşısı. Tatil planlamalar arasında çarşı gezintileri önemli bir yer kaplar. Fethiye Çarşısı da bu bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yerdir. Tatil dönüşü bireyler sevdiklerine en güzel hediyeleri götürmek maksadıyla burada dükkanlara akın eder. Çok sayıda hediyelik eşya satan mağaza var. Her türlü zevke hitap eden bir mağaza bulmak mümkün. Fethiye Çarşısı, diğer adıyla Paspatur Çarşısı, konum olarak Marina ile Çarşı Caddesi arasında yer almaktadır. Ulaşım her yerden çok kolaydır. Yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafededir. Çarşı içerisinde çok sayıda bina kültürel değere sahip. Hem alışveriş yapıyorsunuz hem de bu tarihi sokaklarda kültürel bir geziye çıkmış oluyorsunuz. Paspatur isminin kökeni eski kent manası taşımaktadır.